Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bir adaylık briefingi verdiği haberi de var. Aslında bir yandan konuları da genişleterek gidelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dudullu Bostancı metrosunun açılışını yaptıkları 6 Ocağın akşamında bir otelde sürpriz bir toplantı yaptığı iddia edildi. Dün gazeteci İsmail Saymaz'ın dile getirdiği bir iddia. Ocağın bu görüşmede CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geliyorlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı da orada. İmamoğlu bir sunum yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Genel Başkanım, Cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı diyerek kendisinin İstanbul'daki kampanyasının stratejisini örnek veriyor galiba. Şimdi her iki toplantıyı da sorayım size Sevil Hanım, nasıl bir etkisi olur? Şimdi, İmamoğlu açısından. Biraz önce yayına girmeden önce hemen bir ikisini aradım. Saadettin Tantan bunlardan biri. Yani bu ziyaretin tamamen alt metini şu: demokrasiye sahip çıkmak için. Ben başka hiç, hatta sordum dümdüz aradıklarıma, Saadettin Bey izin verdiği için ismini kullanıyorum. Şey yok yani, aman işte Ekrem İmamoğlu'nun adaylığa taşıyayım, Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda destek verelim, ki olamaz zaten böyle bir şey. Çünkü oradaki bazı isimler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'ya, genel başkanla çok sağlam, çok iyi ilişkiler içerisinde olan isimler. Mesela bunlardan biri Seyfi Oktay, bir diğeri Ercan Karakaş, Nurettin Sözen. Yani orada bir, hani Ekrem İmamoğlu aday olmalı, biz bu şeyi istiyoruz, hani bu bakımdan desteğe geldik değil. Demokrasiye sahip çıkmak. Çünkü bir kayyum atama hala gündemde. Ve işte biraz önce siz söylediniz, haberinizde de geçti. Saraçhane'de her gün insanlar toplanıyor. Yani sıradan vatandaşlar kayyum gelebileceği ihtimaline karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya çalışıyor. Bu da onun bir şeyi, yani değişik bir versiyonu, öyle söyleyeyim. Şimdi oradaki insanlar, çeşitli partiler var. İşte Atan Nican hala bugün İyi Parti'de siyaset yapıyor. Ama işte Nesrin Naz yine eski bir siyasetçi. Yani akil bir heyet diyebiliriz. Akil heyetin bir destek şeyi bu. Demokrasiye sahip çıkma adına verilmiş bir destek. Ama 28 Şubat hatırlatmasını ben, yani şahsen 28 Şubat kurgusu olduğunu iddia etti ve bir süre böyle onun üzerinden meseleyi gördüler. Ve ben de hatta bunun üzerine bir yazı yazdım. Ay yeter artık, kurtulun şu 28 Şubat paranoyasından. Gerçekten öyle. Yani anlıyorum, çok acılı günlerdi, çok zor günler. Bu işte basite indir giyelim, yani basite alalım anlamında, manasında demiyorum. Ama şimdi orada 28 Şubat'ta biraz hani öne çıkan isimlerden biri Hüsamettin Cindir. Orada başka bir isim göremiyorum. Seyfi Oktay dedin. Seyfi Oktay'ın ne gibi 28 Şubat'ta yaptığı gerçekten sizin canınızı sıkan yanı. Zaten 28 Şubat'ta bu adamlar iktidar, tamam, bile değildi. Ya yani. Şimdi bir 28 bir Şubat başlığı açmayalım. Neyse yani, hayır, Ekrem İmamoğlu açısından. Evet. Ya benim sorum Ekrem İmamoğlu üzerinde. Okay. Kemal Öztürk bazı, tamam, isimlerden rahatsızlık duyduğunu söyledi. O orada kalsın, tekrar bir 28 Şubat, evet, tartışmasına dönmüşsün. Bu program. Yani bu bunun altında başka bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen briefinge gelince. Evet, o Dudullu açılışından sonra böyle bir toplantı yapılmış. Ekrem Bey de böyle bir sunum yapmış. Ben de duymuştum bunu. Ama çok teyit etmediğim için yazmamıştım. İsmail yazmış, tebrik ediyorum. Orada da herhalde ben artık iddiamdan vazgeçtim. Ben aday falan değilim. Sizin aday olmanız halinde sizin yanınızdayım ve şimdiden de bu çalışmaları yapıyorum. Hatta şöyle de bir şey dediğini duydum. İsmail'in yazısı var mı yok mu tam bilmiyorum ama Karadeniz'i bana verin. Yani kampanyada, evet, Karadeniz'i, evet, ben, evet, yürüteyim. Evet. Karadeniz'i bana verin Sayın, yani, Genel Başkan. Peki Sevil Hanım, bu şu demek mi? Yani Ekrem İmamoğlu, bakın ben işte kendi kampanyacımı getirdim. Kendi taktiğimi de size açtım. Ben çekiliyorum. Buyurun bana, ben bu bana da demek, alan açın. Yani, ben sizin kampanya sürecinize de destek vereyim demek mi? Eğer öyleyse ne değişti? Çünkü daha bir ay önce ne değişti? Ekrem İmamoğlu, ben de vallahi oyuna girme olasılığı olan bir oyuncuyum diyordu. Diyordu. Çok da insan buna meylediyordu.
gazeteciler, yorumcular. Ama ben hiçbir zaman Ekrem İmamoğlu'nun aday olabileceğine inanmadım. İnanmamamın çeşitli nedenleri var. Ama bunun en temel sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini dışını iyi biliyor olmamdan. Yani son o ceza dolayısıyla, 2 yıl 15 aylık ceza dolayısıyla böyle bir coşku oluştu filan. İşte Saraçhane'de başlayan o işte protesto amaçlı toplaşmalar ve sonrasında devamında gelen işte tepkiler filan. Ama ben hiçbir zaman zaten İmamoğlu'nun aday olmasına ihtimal vermedim. Doğru da bulmadım. Çünkü 5 yıllık bir şey almış Sayın İmamoğlu ve İstanbul çok önemli bir merkez. Zaten İstanbul'u kazanmak demek, Türkiye'yi kazanmak demek. Yani böyle bir kazanımı elde edip de daha 5 yılı tamamlamadan Cumhurbaşkanlığı için kolları sıvayıp İstanbul'u terk etmek, çünkü terk ettiğinizde hemen AK Parti'ye geçiyor. Yani başka şansı yok ki Sayın Cumhurbaşkanı çok istiyor İstanbul'u. Çünkü ilk defa İstanbul'suz bir seçime gidiyor, genel seçime. Bu yüzden istiyor, çok istiyor. Keşke Ekrem İmamoğlu kendiliğinden aday yapılsaydı da İstanbul'u bıraksaydı o koltuğu. İşte onun yerine atanacak kişi kimdi biliyorsunuz. Yani AK Partili bir meclis üyesi. AK Parti'den bir meclis üyesi muhtemelen Tevfik Gürkut'u vesaire olur. Ama peki şunu merak ediyorum ben. Bunu diğer konuklarımızla da konuşalım, sizinle başlayalım. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ne düşünmüştür? Yani Ekrem İmamoğlu geliyor, diyor ki işte ben bu yöntemle çalıştım. Bakın işte kampanyanızda şunları şunları koymalısınız. Sizin iddianız doğruysa Karadeniz'de ben yürütüm Karadeniz, çalışmaları. Evet, Karadeniz'i bana bütün verin. Bütün bunlar Kılıçdaroğlu tarafından nasıl karşılanmıştır? Çünkü ikilinin arasındaki ilişki çok yükseliş iniş trendlerine sahip bir ilişki. Galiba sonunda ikna olmuş dışarıdan diye düşünmüştür gözlemlediğimiz herhalde. Kadarıyla. Öyle düşünmüştür değil mi? Yani sonunda Ekrem ikna oldu diye düşünmüştür, böyle bir briefing olmuşsa ya da yani. Bunda da bir şey var mıdır diye düşünmüş mü? Şimdi Kemal Bey böyle duygu ve düşüncelerini çok belli eden bir insan değil Kübra Hanım. Evet, doğru. Çok eski tanıyorum kendisi. Enteresan bir siyasi şeyi var. Duruşu var. Mesela Meral Hanım diye sorsanız akşam hemen cevabını veremem. Ben Kemal Bey'in ne düşünüp ne düşünemeyeceğini bilemem. Çünkü gerçekten verdiği tepkilerle düşündüğü şey arasında çok fark olabiliyor. Ama herhalde şunu demiştir, ben olsam şunu derim. Tamam Ekrem, yola geldin. Şimdi kabul ettin artık. Veyahut da... Gülay Hanım gülüyor size yani. Veyahut da demiştir. Ya, ay, en ne azından demiş öyle dememiştir yani, demesin yani. Hayır, içinden demiştir. Ha, içinden yani. Demiştir. Canım, içinden diyorum. Yani ne düşünmüştür diye soruyor ya Kübra Hanım. Herhalde demiştir, ha, tamam yola geldin ama şey kırgın olduğunu biliyorum. Hala mı? Ya kim hala, kime kırgın? Yani Kemal Bey'in, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun o son işte Berlin'deyken gelişen meseleler dolayısıyla çok kırgın olduğunu biliyoruz. Ama oğlum gibidir dedi, meclise gitti, işte, oralarda barışmamışlar. Siyaset başka bir şey, siyasetin arkası başka bir şey ama kırıldığını biliyorum. Sanıyorum Ekrem Bey de o kırgınlıkları gidermek için böyle atraksiyonlar yapıyor. Peki. Olur ama siyasette böyle şeyler, kırılırsın, bozulursun. Sonra tekrar bir araya gelirsin, tekrar ortaklaşa adımlar atarsınız ama yani Ekrem İmamoğlu aday olmama kararında artık yani olmayacağını biliyor. İkna oldu diyorsunuz. Oldu yani, olması gerekiyor zaten. Oldu mu? Diğer konuklarıma ama da ama söylemedi mi Kemal Bey? Yani açık açık demedi Kemal mi? Kemal Bey bir yıldır söylüyor ona bakarsın. Yok. Son defa yani. Son kez söyledi. Ya son söylediğinde net söyledi. Son yani sözü, grup toplantısında ay, grup toplantısında kendi oturduğu koltuğa oturtturup oğlumsun, seni çok seviyorum, veliahtımsın. Yani Faruk